Evet, günaydın. Böyle bir giriş yapmak istedim. Baştan beri neler yaptığımızı, güne nasıl başladığımızı görün istedik. Zuzu'yla birlikte. Ve şimdi bitmedi. Onun işleri bitmedi. Ona dışarıda uslu olduğu için bir tane ödül olması vereceğim. O zaten genelde hazır bekliyor. Yat ama. Otur. Aferin sana. Şimdi bunu da yaptıktan sonra artık benim için gün başlıyor demektir. Kahvaltı yapacağım çünkü genelde sabahları aç olduğum için. Yani çoğu sabah aslında yüzümü yıkamama bile vakit kalmıyor. Çok acil çıkmamız gerekiyor Zuzu'yla. Kapıya dayanıyor çünkü. O yüzden bazen böyle acelen, hani böyle gerçekten uyurken çıkıyorum. Ama bugün gibi, uykumuzu aldığımız günler gibi daha sakin çıkıyoruz. Ben kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum, saçımı topluyorum vesaire. İşte üstüme bir şeyler giyiyorum ve çıkıyoruz. Şimdi ne yesem diye düşünüyorum ama galiba labne ve marmelat yiyeceğim. Canım biraz tatlı bir şeyler istedi. Yanına da ben çay... Çok çaycı değilim. Yani sadece yanımda birkaç kişi varsa ya da dışarıda bir yerde kahvaltıya gittiysem çay tercih ediyorum. Normalde sabahları çok çaycı değilim. Onun yerine ben bir iced tea içerim ya da soda. Soda benim için su gibi bir şey. Türkiye'de gerçi sodalar çok gazlı. Ama burada öyle değil, daha softlar. O yüzden benim küçüklüğümden beri içtiğim tek şey, şöyle durayım. Tripodum yok bu arada. Tripodum yolda kırıldı, gelirken kırıldı. Yani her ne kadar kırılacak eşya olarak verdiysem, kırılacak bagaj bölümüne verdiysem yine de kırdılar bir şekilde. Oysa ki bayağı iyi sarmıştım. Neyse, ne diyordum? Çocukluğumdan beri ben aslında su içmiyorum, soda içiyorum. Ben küçükken benim üroloğum bana bunu tavsiye etmişti. Bilenleriniz biliyordur. Benim çocukluktan bu yana kronik bir böbrek idrar kesesi ve kronik bir hastalığım var. Böbrek ve idrar kesesi arası bir takım sıkıntılar yaşadım. Çocukken hala da onu hala da yani sıkıntı yaşıyorum. O yüzden gün içerisinde çok fazla su içmem gerekir. Ne kadar su içiyorsun diye sorarsanız çok az. Ama buraya geldiğimden beri artık eski çocukluğumdaki suyu içtiğim için daha çok su tüketmeye başladım. Türkiye'de çünkü hani bir soda içersiniz ve ikincisini içemezsiniz. Burada öyle değil. Yani ben orada da sodayı suyla karıştırıyordum ama yine de böyle çok acı oluyordu. Ama burada öyle olmadığı için o açıdan mutluyum. Ama bir su hakkında ne kadar çok konuştum. Şimdi ekmeği hiç kızartmayacağım. Yani biraz işçiler geçti de sokaktan. Bizim sokak gördüğünüz çok böyle sessiz, huzurlu, sakin bir sokak. Böyle birden birileri geçince bir şey oldum. Şaşırdım. Aslında yaban mersini almıştım. Size böyle bir şov yapmak isterdim ama vallahi yalan söylemeyeceğim. Sabahları ben her sabah müsli ve meyve tabağı ve meyveli yoğurt yemiyorum. Bayağı sucuk ekmek, salam ekmek, işte marmelat, labne falan yiyorum yani. Ama aldım. Nerede benim yaban mersinim? Al. Yaban mersini aldım. Ama sonra dedim ki yok kızım, sen onlardan olma. Onlar her sabah onları yesinler, sen yeme. Hayır, yiyebilirsiniz tabii ki de, çok güzel. Ben bazen gerçekten aşeriyorum. Zaten ben yulaf manyağı biriyim. Yulafın tadı yok evet ama ben çok seviyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, her sabah kalkıp kendime böyle muhteşem bir bowl hazırlamıyorum.
Zaten gördünüz yani öyle bir şey hazırlayacak vaktim mi olabilir benim? Sabah çişim var diyerekten bile uyandırıyor beni. Kendi yemeğimi hazırladıktan sonra onun yemeğini doğruyorum. O da zaten bana dışarıdan gelmemize 10 dakika oluyor. Yani 10 dakika önce gelmiş oluyoruz gibi. Öyle olunca mamasını yiyor ama direkt şu an koysam yemez. Gerçi normalde de yemiyor. Biraz çok nazlı beyefendi. 3 yıldır düzeltmeye çalıştım bu durumu ama düzelmiyor. Doktorlar aç bırak dedi. Aç bıraktım. Gerçekten açlıktan ölecekti artık ama yine de yemedi. Dolayısıyla o pes etmedi, ben pes ettim. Bugün evde yalnızım. Kardeşimin okul başladı. O okula gitti. Annem onu almaya gitti. Şimdi muhtemelen annem ekmek alıp gelecek sıcak sıcak. Onu yiyecek. Neyse. Bugünkü programdan bahsedeyim. Bugün gidip bugün şey kimliğim gelmiş ve ben kimliğimi almaya gideceğim. Bayağı 2018'den beri Alman kimliğim yok benim. Tarihi bitmişti. Burada evet öyle durumlar var. Tarihi bitiyor falan. Tarihi bitmişti ve ben şey yapamadım. Uzatamadım Türkiye'deyken. Uğraşmadım daha doğrusu. Bu arada reçel çok sevmiyorum. Marmelat daha çok seviyorum. Çünkü galiba daha tatlı. Ve daha böyle jölemsi bir kıvam var. O benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir de sodamı aldım. Kahvaltımda. Bu şekilde. Şimdi çok uzun bir video olmaması açısından ben şimdi burada kapatıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Ve sonra günümüze devam ediyoruz. Muhtemelen saçımı falan yıkarım, hazırlanırım. Saat 2:30 gibi evden çıkarız. Çünkü dediğim gibi kimliğimi almaya gideceğiz. Ve sonra küçük bir market alışverişi yapacağız. Onu da çekeceğim çünkü istiyorsunuz. Üstüme dökülüyordu neredeyse. Ah, her işi aynı anda yapamıyorum galiba. Evet. Neyse, bay bay. Hazırım, giyindim de. Çıkıyoruz hemen. Yarım saat sonra randevum. Kimliğimi dediğim gibi gidip alacağız. Sonra market alışveriş falan herhalde. Bugün de bayağı soğuk. Suzu gibi havlamadı mı? Ne tarafta araba? Hmm.
köpek titriyor anne. Üşüyor. Sesim ya. Neyse biz şimdi çıktık yola. Bir 10 dakika sonra oradayız. Galiba içimde çok uzun sürmeyecek. 5 dakika yazıyor. Bakalım ne kadar doğru. Başka bir markete uğrarız. Sonra da başka bir işimiz yok. Eve geri döneceğiz. Hava da çok soğuk çünkü zaten. Şunu alalım mı? Muz cipsi. He? Sütte falan çok güzel oluyor. Kokos cips. Benim dediğim burada. Ya bana göre en güzel muz, bir de şey. Hindistan cevizi. Çay. Ay ben bunu çocukken çok içerdim. Çok seviyorum bunu. Bir sürü çay. Ne? Aa, hibiskus. Hibiskus mu arıyorsun? Direkt Starbucks'ın kapsülleri. Bir tane her çeşidi var. Ama şunu kahve. Nasıl nasıl bugün ne yiyelim? Heh. Bugün ne pişirelim? Sana aldım. Hurma. Soslar. Salata sosu. ...97 alalım mı? Zalat yaparız. Ne yapacağız? Zalat. Kabaklar çok tatlı. Yok ama bir tane paprika alalım mı? Şöyle bunu istiyor. Ay evet, limon gibi kokuyor. Ne? Kimse almadığı için burada kalmaktan kötü olmuşlar. Resim kitabı gibi durmuyor yani. Ben alamadım ki. Ne alacaksın? Hadi göster bize bakalım nasıl alınıyormuş. Göster bize nasıl alınıyormuş. Multivitamin. Multivitamin mi daha mantıklı? Multivitamin al. Sen felaket bir şey. Bir tane alabilirsin sana.
Ama vitamin C ist doch besser. Hı? Vitamin C'ye ihtiyacımız var. Vitamin C, vitamin C. Tamam. Ben sabah içmelik. Tamam. Hı? Ya. Şurada da var bak. Şunlar aa, iyi. Ne kadar pahalı. Evet, bu Türkiye'de çok pahalıydı. Burada ne kadar? Neredeyse 6 euro. Aa. Şey, tablet bunlar bir de. Ya hello. Bak şu da şey. Sadece içecek kaldı değil mi almamız gereken? Bir tane birliktelik kola var. Bak şişler var mı burada? Sanki ileride var gibi. Emin olmamakla birlikte ama var. Şurada. Şu değil miydi? Ellerimizi dezenfekte edelim mi? Evet, bütün işlerimizi hallettik. Şimdi eve dönüyoruz. Donat aldım kendime. Şimdi onları yiyeceğim. Bir saniye. Ay nasıl iyi geldi. Kendim de aldım bu arada. Onu hallettik. Anarba. Evde görüşürüz o zaman. Evet, eve geldik. Hava karardı bile. O kadar zaman öldürdük ki bugün. Neyse, size yeni bitkimi göstermedim değil mi? Onu göstereyim. Muhtemelen biraz karanlık çünkü odamda bakın hala ışık yok. Bu güzellik. Şöyle çevireyim hatta. Bunu aldım geçen gün. Yani bir 5 gün önce aldım ve bakar mısınız? Yeni dal verdi bile bunu. Yani aldığımda bu yoktu. Bayağı güzel. Bir de şunu göstereyim. Böyle hasır lamba aldım buraya. Hatta içini biraz görebilir miyiz bilemiyorum. Ama evet şöyle. Eniştemi bekliyorum işte. Eniştem gelip takacak bunu. O yüzden şu anda lambam. Daha doğrusu bu odada ışığım yok. Kimliğimi aldım. Sonunda bir Alman kimliğim de var artık. Ya zaten vardı ama onların hep bir süresi oluyor. Belli bir süreden sonra yenilemeniz gerekiyor kimliğinizi. Ben de yenileyememiştim. Bunun yaptığımız bayağı iyi oldu. Aldıklarımızı yerleştirdik. Şu anda annem yemek yapıyor. Ha şu dolabı arka planda görmüşsünüzdür neden bir kapağı yok diye. Bir kapağını ben söktüm. Kolay sökülür diye düşündüm. Çünkü ne kadar küçük parça haline getirirsem o kadar bu evden gönderebilirim diye düşündüm. İlana koyduk aslında. Çünkü ev sahibi istemiyor dolabını. Biz de istemiyoruz. Ama bayağı ağır bir ağaç olduğu için yazık olur çöp olursa. Koyduk Letgo'ya falan ama yani hediye olarak verecektik. Birkaç kişi yazdı da onlardan bir şey çıkmadı. O yüzden muhtemelen bir yerle anlaşıp bunu bizim evimizden almalarını söyleyeceğiz. Çünkü ben yeni dolap istiyorum. Hatta bir tane seçtim IKEA'dan. Güzel böyle. Hani çok büyük bir şey değil ama çok büyük bir şeye ihtiyacım yok. Zaten o da küçük. Küçültmek istemiyorum daha çok. Artık onu koymak istiyorum. Zaten bu dolap gittiğinde bu koltuğun yeri de değişecek. Bir tane de bak sana ne vereceğim. Burada meşrubat kutuları, soda şişeleri, et kapları, cips, poşetleri. Bakın evet. Hadi göster bakalım abilerine, ablalarına neler yapıyorsun. Pati ver. Diğer pati. Aferin sana çak. Aferin. Bir nazar boncuklu maşallahınızı alır mıyız yorumlara? Bence alırız. Sence? Hadi son bir defa çak. Aferin. Yakışıklı mı benim?
Neyse, arka planda da Türk televizyonu açık. Ne bu? Eurostar, Star TV yani. Çünkü Sefer'in kızı var birazdan. Yani keyifle, ay konuşmalarımız birbirine karışıyordur. Biraz kısmışım. Sefer'in kızını izleyip yemek yiyeceğim. Gerçekten pazartesi günleri bu yüzden seviyorum. Fox yok. Fox olsa aslında Yasak Elma izliyordum ama şimdi Sefer'in kızını izliyorum. Salı günleri de YouTube'dan Yasak Elma'yı izliyorum. Kafam gitti. Gerçekten kafam gitti artık. Yani bugün başka evde ilginç bir şey olmaz diye düşünüyorum. O yüzden sizi burada bırakıyorum. Böyle yavaş yavaş ben de. Ne oluyor be? Ödül mamaları orada ya. Ona yetişmeye çalışıyor. Neyse. Böyle yavaş yavaş işte günlük, daily vlog çekmeye alışırım diye umut ediyorum. Bir de şuraya değil şuraya bakmaya da öğrenirsem o zaman ilerlemiş olurum. Neyse. Videoya like ve yorum bırakmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.